do plan to have one more update before we break for the summer holidays. It will be a June update. We're working on final finishing touches, so that does mean sneak peeks will be coming relatively soon. I don't want to give a date just yet. And you know our track record, we don't give dates. Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün efsane bir haberle karşınızda olacağım ve belediye binası 15 güncellemesi hakkında ufak tefek detaylar var. Aynı zamanda ve Haziran güncellemesi hakkında detayları sizler için araştırdım arkadaşlar. Judoslot ve Darian konuşmaları video alınmış. Judoslot'un sayfasında da bulabilirsiniz arkadaşlar ama Türkçe altyazı yok. Ben bunu sizler için yazdım, çizdim ve çevirdim. Şu şekilde defterde hepsini Türkçe çevirisiyle incelemiş durumdayım ve sizlere bunu sunacağım. Kesinlikle her sorunuzun cevabını alabileceğiniz bir video olacak. Sonuna kadar izlemenizi önemli rica ediyor. Öncelikle kanala abone olup videoyu beğenmeyi, bildirim zilini de açarsanız nacizane güzel bir anı olabilir. Bu arada turnuvalardan haberdar olmak için bildirim zillerini kesinlikle açmayı unutmayınız. Ödüllü turnuvalar ve ödülsüz turnuvalar, altın bilet çekilişleri ve köy incelemeleri diyebiliriz. Bunlardan haberdar olmak için kesinlikle bildirim zilini açmayı unutmayınız. Discord linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Instagram adresini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir videomuza geçelim. Evet, belediye binası 15 güncellemesi diye başlık koyulmuş. Lakin belediye binası 15 güncellemesi kesinlikle ve kesinlikle Supercell kendi hesaplarından paylaştığı gibi 18 ay sınırını kesinlikle korumakta arkadaşlar. Bunu orada özellikle detay vermediler. Çünkü öncesinden net bir bildirim yapılmıştı. 18 ay süreyle yeni belediye binası geleceğini kendileri açıklamışlardı. Yeni hero geleceği hakkında buralarda biraz bilgiler var ama şöyle bir başlayalım. Klan başkenti güncellemesi büyük bir güncelleme. Ekip nasıl hissediyor sence demiş Judoslot. 2 yıldır klan başkenti için uğraşıyoruz. Şu an herkesin keyfi yerinde diye cevaplamış Darian. Evet, şöyle geldiğimiz zaman Clash klan başkentindeki saldırılar artacak mı diye soru sorulmuş. Şu an bir değişiklik olmayacak diye cevaplanmış. Yani klan başkentinde saldırılar hakkında ilerleme, gerileme, herhangi bir değişiklik yok. Aynı zamanda şu anda herkes memnun gibi görünüyor klan başkenti güncellemesinden arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bu şekilde yanıtlanmış oldu. Tüccardaki öğelere gelirsek. Şimdi tüccarda çoğu kişi soruyor. Bana da soran var. Diğer arkadaşlara soranlar da var. Yayıncı arkadaşlara. Diyorlar ki tüccara kitap, çekiç vesaire gelebilir mi? Baskın madalyasıyla alabileceğimiz kitap ve çekiç gelebilir mi? Alın size sorunun cevabı. Tüccardaki öğeleri arttıracak mısınız diye soru sorulmuş. Tutarlı olması için şu an aynı kalacak. Herkesin hoşuna gidecek bir bağış sistemi getireceğiz. Ama şu an baskın madalyası garantisini veremem diye soruya cevap verilmiş arkadaşlar. Evet, şimdi geldik belediye binası 15 muhabbetine. Hepiniz çok merakla bekliyorsunuz değil mi? Ben de merakla bekliyorum çünkü hesabımın maxlanmasına çok az bir süre kaldı. Eminim sizler de çok seveceksiniz yeni gelen güncellemeleri. Ben ufak ufak kafamda şeyler tasarlamaya başladım ama görüntüsünü emin olun hiç bilmiyorum. Köy binası 15'te savunma için sürpriz yapabiliriz. Yani demek istiyor ki Darian diyor buna. Diyor ki belediye binası 15'te yeni bir savunma gelecek. Ama şöyle bir şey de söylüyor. Köy binası 15'te yeni hero gelecek mi sorusuna diyor ki diğer binalarda hero geldi. Ama ve lakin öyle bir zorunluluğumuz yok. Yani diyor ki zorunda değilim kardeşim. İster getiririm ister getirmem. Getirirsem niye getirdin demezler. Getirmezsem de niye getirmedin demezler. Çünkü biz ölçüp tartıp ona göre bir şeyler tasarlıyoruz. 15 çok had safhada yani ileri derecede bir yüksek gelişme kaydederse duruma göre oran orantı olayını yani bazen hata düzeltmeleri yapıyorlar ya o güncellemelerden yapılabilir. Ama şu an hero söz konusu değil. Diyor ki 5 hero şu an fazla olabilir. Yani şu anda 5. hero düşüncesi aklınızdan biraz da olsa silinmiş olması lazım. Bunu Darian diyor, ben demiyorum. İnşaatçı üssü daha fazla oynanacak hale gelecek diyor arkadaşlar. Yani demek oluyor ki arkadaşlar siz
6. inşaatçıyı aldınız, inşaatçı üstünü saldınız. Bence 6. inşaatçıyı aldıktan sonra şu gelip de şuradan gitmek istiyorum. Buradaki köy bence çok gereksiz ve aynı zamanda 1000 taşı alıp 6. inşaatçı aldıktan sonra burası çok gereksiz. Ben 6. inşaatçıyı aldım. Bakın savaşları bile yapmıyorum. Öyle duruyor. Benim burada hiç savaş yaptığımı gördünüz mü? Bir kere yapmışımdır. O da istisnadır yani. Evet. Demiş. Öyle demişti. İnşaatçı üssü çok fazla oynanacak şekle gelecek. Yani inşaatçı üssünde güncellemeler, yeni belediye binası ve 7. inşaatçı yüksek ihtimalle oradan gelecek arkadaşlar. Ve belediye binası 15 geldiğinde de kesinlikle 7. inşaatçı olayı, o 6. inşaatçıyı aldığımız şu köyden gelecek. Ben çünkü öyle bir açık vardı arkadaşlar. Oyunun açığını bulmuştuk. Öyle bir videoda var. Çünkü bir şey vardı. Üçleme etkinliği vardı. Orada üçleme etkinliğinin olduğu bölümde iki tane yan köyden gelen inşaatçı vardı. Yani Otto Kulübesi'nden iki tane vardı. Bu ne demek oluyor? İlerleyen zamanlarda Otto Kulübesi gelecek. Yani 7. inşaatçı ile beraber Otto Kulübesi bir tane daha olacak. 7. inşaatçı yan köyden alınacak gibisinden bir şeyler düşünüyorum ben. Ama olur mu olmaz mı? Onu da öyle mi koydular, böyle mi koydular? Orasını net bir şekilde bilemiyorum açıkçası. Şöyle bir durumda gelecekmiş arkadaşlar. Bu benim hoşuma gitmedi değil. Canlı saldırılarda geri sarma olayı şu an söz konusu diyor. Yani şu anda canlı bir saldırı izliyorsunuz. Canlı saldırıda kaçırdığınız bir nokta oldu. Onu canlı saldırı izlerken biraz da olsa, yani ne kadar olsa bilmiyorum, geri sarabiliyorsunuz. Geri sarıp tekrar izle. Geri sar tekrar izle. Canlı yayında nasıl geri sarıyorsunuz? Canlı saldırıda da geri sarma olayını getirmeleri söz konusuymuş şu anda. Ve oyunun kaderini geliş yönünden gidiş yönünü, A noktasından B noktasını değiştirecek nokta arkadaşlar global. Global sohbet. Bildiğiniz üzere oyunu ilk oynayanlar, yani ilk kaçıncı senesinde kapanmış net hatırlamıyorum ama ben oyuna başladığım zaman sene 2013 ya da 2013 buçuk, o civarda bir şeydi. Global o zamanlar açıktı. Ben yaklaşık o zamanlar dolu dolu 3 sene oynadım. 2013 desen 2005, 2015, 2016. 2016 yılında global kapanmış olsa kaç yılındayız? Abi yaklaşık 5-6 yıldır global kapalı. Ve global tam da şu noktadaydı arkadaşlar. Nivotto manyasını görüyor musunuz? Orası ikiye bölünmüş. Nivotto manyası bu tarafta. Global chat bu taraftaydı. Oraya bastığınız zaman globale gidiyordunuz. Buradaki görüntüye de, yani Nivotto manyasının üzerine bastığınız zaman da klanınızdaki sohbeti görebiliyordunuz. Aynı zamanda global sohbet de muhteşem bir şey. İstediğiniz şekilde muhabbet edebiliyordunuz. Küfür, argo olmadığı sürece. Zaten globalin kapanma sebebi de küfür ve argo sebebinden dolayı. Bunu da açıklamışlardı zaten. Öyle söyleyelim. Global sohbet gelecek mi sorusuna bu zamana kadar hiçbir şekilde, bakın ben de bizzat sordum. Dediler ki şu an söz konusu değil. Neden kapandığını sordum. Bunu da söylemişlerdi. Söyledikleri cevap çok fazla argo ve küfür içerdiği için, saygısızlık ön planda olduğu için global sohbeti kaldırdık. Bu şekilde cevap vermişlerdi arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum. Ve Darian şöyle bir cevap verdi. Dünya şampiyonasından sonra bakarız. Dedi ve kelimeyi tamamıyla bakarız noktasında bitirdi. Cevabını alamadık arkadaşlar. Zaten çeviride de başka bir şey yoktu. Dünya şampiyonasından sonra bakarız deyip ucunu biraz da olsa açık bırakmış oldu. Vallahi ben şu güncellemeden güzel şeyler bekliyorum açıkçası. Umarım sizler de bekliyorsunuzdur. Benim hoşuma gidecek güncelleme diyebilirim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Belediye binası 15 kesinlikle gelecek bir şey. Yeni hero yine ilerleyen zamanlarda, şu an gelmese bile Haziran güncellemesinde kesinlikle gelecek bir şey abi. Yeni hero. Ama globalden ben emin değildim. Şu yazıyı gördükten sonra. Arkadaşlar zaten şuradaki yazdıklarımı, önemli olanları aldım. Önemli olmayanlar da var aralarında. Gereksiz konuşmalar da var. Kendi aralarında şakalaşmaları vesaire. Judo Slot'un kanalında da var. Kendisi zaten 1,5 milyon aboneli bir vatandaş yabancılardan. Aynı zamanda Clash of Clans sunucusu. Onun kanalında da mevcut.
Ama dediğim gibi Türkçe altyazı çeviremiyorsunuz. Yasaklamış ya da koymamış. Diğer videoların hiçbirinde Türkçe altyazı yok. Ben yazışmaya konuşmaları ses kaydı aldım. Ses kaydını aldıktan sonra ilave bir programla yazıya döktüm. Yazıya döktükten sonra ilave bir programla çevirip sonrasında yazdım deftere. Öyle söyleyeyim. Yani sizler için uğraştım. Umarım emeğimin karşılığını alırım. Herkesten bir like bekliyorum. Unutmazsanız sevinirim. Şimdilik benden bugünlük bu kadar. Bir sonraki güncelleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.